Herkese selamlar, yeni bir EYT videosuyla karşınızdayım değerli izleyenler. Bugün hafta içinin son günü Cuma günü ve EYT'deki önemli haberleri derlediğimiz videoyla karşınızdayım. Makaberde biliyorsunuz hafta içi her gün. EYT ile ilgili önemli haberleri sizlere e, anlatıp bunlar üzerine yorumlar yapmaya çalışıyoruz hemen videoya başlamadan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım daha çok EYtliye ulaşalım Eğer kanala abone değilseniz kanalımıza da lütfen abone olun kendi bütçenize göre de kat, katıl butonundan bizlere destek olmak amaçlı katılabilirsiniz değerli izleyenler şimdi bugünkü 3 haberimize bir göz atacağız e, ve bunları bir değerlendireceğiz üzerine konuşacağız yine e, konuşulan konularla alakalı 2 tane ...haber var. Birisi TRT Haber'de çıkan, TRT Haber'in sitesinde çıkan haber. Birisi de Sabah Gazetesi'nde e, Faruk Erdem'in önemli bir yazısı. Bu iki habere bir irdeleyeceğiz. Neler anlatılmış? Bunun dışında da EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özupan bir açıklaması oldu. Ona bir bakacağız değerli izleyenler. Şimdi EYT düzenlemesinde masada tek formül var, detaylar ortaya çıktı diye bir başlık atılmış. Bu başlık nedir? TRT Haber burada bir detay vermiş... O formülün detayları ortaya çıktı diye bir paylaşım yapılmış. Ona göre şöyle anlatalım. Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl çokça sıkça duyduğunuz bir şey artık bu. Kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Düzenlemede 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece SSK'lıların değil Bağkurlu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması hali hazırda ki süreçte emekli olması bekleniyor. 1 Ekim itibariyle meclise gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti e, MK toplantısında da ele alındı diye yazılmış. Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin yasa teklifi olarak meclis gündemine getirilecek. Meclis gündemine getirildiği zaman biliyorsunuz o e, tartışılan konu genelde geçiyor. İşte biz de sürekli yayınlarımızda e, sürekli bas bas bağırıyoruz. Bu tasarı gelmeden önce bunlarla ilgili lütfen bilgilere ulaşılsın ki kamuoyuna paylaşılsın. Çünkü e, bir şeyler yani iş işten geçtikten sonra gelmiş olması çok bir anlam ifade etmez. Şimdi burada benim gözüme çarpan önemli birkaç detay var. Bunlardan bir tanesi klasik olarak söylenen erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda da 7200 gün, 20 yılı tamamlayanların emeklilik hakkı kazanması yaşa bakılmadan. Burada birinci ayrıntıyı bu şekilde vermiş TRT Haber. İkincisinde ise değerli izleyenler bir sayısal rakam verilmiş olması hem SSK'lı hem Bağkurlu vatandaşlar da sürece dahil edilecek deniliyor. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulundu ve her yıl 450 bin kişinin emekli olduğu yasanın hayata geçmesiyle birlikte yani yıllık bir 450 bin kişilik bir kitle var. Bu kitle zaten standart bir şekilde emeklilik hakkı kazanıyor bahsedilen kitleden söz edilince. Yani yasa eğer. Girerse yaş problemi kaldırılırsa hali hazırda 1.5 milyon kişi hemen emekli olacakmış. Yani Ocak ayında e, geçerse meclisten Şubat gibi emekli maaşlarını almaya başlayacaklar en erken. E, yani tabi bu süre daha da uzayabilir ama en erken süreci daha önce de anlatmıştık. Şubat ayındaydı. Peki EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özupak ne demiş? E, önemli bir duyuru paylaşmış. İzin belgesi verilmiştir Demiş. Peki ne ile ilgili? EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak Kadıköy'de gerçekleştirilecek basın açıklamasına ilişkin önemli bir açıklama duyurmuş ve e, sosyal medya hesabından şunu söylemiş e, bununla alakalı izin belgesi aldıklarını duyurmuş e, ve EYT Federasyonu son günlerde biliyorsunuz bu konuyla alakalı sıkça açıklamalar yapmaya başladı sahaya inmeye başladı diyelim ve e, Gönül Boran Özüpak'ın da açıklaması şu oldu. Ee, sıra geldi hepimiz birimiz birimiz hepimiz için haklarımıza sahip çıkıyorum diye haykırmaya. Varsan bir olacağız ve var olmaya devam edecek hiçbir arkadaşımızı haklarından feragat ettirmeyecek dik duracağız. Saygılarımla ifadelerini kullanmış ve bu duyuruyu paylaşmışlar. EYT'nin 23. yılına özel Kadıköy'de basın açıklaması gerçekleştirmeyi planlayan EYT'lilerin bu konuda hem izin belgesi aldığını yani EYT Federasyonu'nun e, bununla ilgide e, seslerin duyurulacaklarının altını çizmiş. Tabi burada şu önemli EYT Federasyonu bu gibi e, daha doğrusu EYT dernekleri bu gibi faaliyetlerde bulunurlarsa e, basına daha çok yansıyacaktır. Daha çok kamuoyu oluşturulacaktır. Daha çok gündemde kalacaktır. Bugünlerde e, EYT çok fazla konuşulmuyor. Bunun altını çizelim. Böyle ara ara bir anda konuşulmaya başlanıp bir anda gündemden indiriliyor. Bu hem iyi bir şey hem de kötü bir şey ama bence hala daha net bir bilgi akışı sunulabilmiş değil bir çalışma yürütülüyor ama bu çalışmanın içinde yapılanlarla alakalı sadece iddialar görüyoruz. Bu çok sağlıklı bir süreç değil bence çünkü içeride ne dönüyor ne yapılıyor. Ee, ne gibi bir çalışma yapılacak bunu bilmiyoruz. Peki Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem açıkladı diye bir başlık atılmış. Faruk Erdem haberinde şunları söylemiş, demiş ki şu anki çalışmalarda yaş ve prim kriterleri öne çıkmaya başladı. Buna göre 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek demiş. Kadınlar için 7200 gün aynı şey e, ve erkekler için 9000 gün prim tamamlanmış olanlar açısındansa bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecekmiş e, olabilecek şeklinde söylemiş. Bu noktada 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olanlar açısından 5.000 ile 5.975 gün arasında prim gerekiyor. E, i̇şe girişe göre bu prim gün şartı da değişiyor. Ancak EYT'lilerin arasında bu primin çok üstünde günü olanlar da var. Aynen yayınımıza yazıp 10.000 ve üzeri prim günü olanlar da vardı. Buna göre erkekler için 9.000 gün yani 25 yıl, kadınlar için de 7.200 gün 20 yıl bekleme süresi kadar primi olanlar açısından da bir avantaj çıkıyor. Bu prim gününe ulaşan sigortalıların hemen emekli edilmeleri, yaş şartına bakılmaması gündemde. Böylece yüksek primi olanlar bu avantajı kullanmış olacak diyor Faruk Faruk Erdem. Devamında da bir örnek de bunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki örne örneğin burada kadınlar için 48, erkekler için 50 ya da kadınlar için 50, erkekler için 52 gibi bir yaş sınırı getirebilecekken Listedeki yaş sınır şartını 2 ya da 3 yıl geriye çekilmesi de söz konusu olabilecek. Burada yıl ve prim şartını tamamlamış olanların sayısı 1,5 milyonu bulabileceği bakın TRT haberdeki detay var. Burada da en alt seviyeden aylık bağlansa bile yıllık maliyetin 45-50 milyar lira arasında oluşacağı da değerlendirmeler arasında bulunuyor. Yaş düşürme durumunda ise kademeli bir emeklilik söz konusu olacak şeklinde konuşmuş ve daha da şöyle bir detay bakıyorum. Yine Milliyet'ten Milliyet Gazetesi yazarı e, Zafer Şahin de gazete, e, gazetenin YouTube kanalında bir açıklama yapmış. E, burada yine tek formülün aşağıdaki gibi olacağını söylemiş ve bir açıklama yapmış. Bakın e, şurada bir araya bir not düşmek istiyorum. TRT Haber, Sabah Gazetesi, Milliyet Gazetesi bunlar yani herkes biliyor bunu artık. Daha çok hükümete yakın e, kuruluşlar. Tabi TRT Haber devlet kuruluşu ama yani ben... Şu, burada şeyin tartışmasını yapmıyorum. Yani bu devlete yakın, bu muhalefete yakın değil. Buradaki detay şu. Burada acaba üçünde de ortak şey görüyorum. Üç açıklamada Zafer Şahin'inkine bakacağız ama üçü de ortak şeyleri söylüyor. Acaba Çalışma Bakanlığı'nın bilgileri mi bunlar? Bakalım ee, Zafer Şahin ne söylemiş? Kulislerde konuşulan şu. Erkeklerde 9000 gün, Kadınlarda 7200 gün yani 25 yıl ve 20 yılı tamamlayanlar 8 Eylül 99 öncesi işe girmişse emekli edilecekler. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon bakın aynı şeyler sürekli anlatılıyor. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişinin olduğu belirtiliyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. Aynı detay 2023 yılında düzenlemenin hayata geçmesiyle Türkiye'de 1.5 milyon kişi emekli olacak. Kuvvetle muhtemel bakanın masada olduğunu belirttiği formül buymuş gibi görünüyor. Tabi başka formüller de gündeme gelebilir. Yani ben söz ettiğim bakanın masasındaki formülü Zafer Şahin Milliyet Gazetesi'nin YouTube kanalında aynen şöyle söylemiş. Özetle. Bütün bu konuştuklarımızdan özetle. Eğer bu yazıya göre, bu açıklamaya göre siz 98 Eylül 99 öncesi işe girdiyseniz, sigortanız o tarihten önceyse ve Erkeklerde 9.000 gün, yani 25 yılı doldurduysanız, kadınlarda 7.200 gün, yani 20 yılı doldurduysanız, emekte edileceksiniz. Ve bu sayı ile ilgili 1.5 milyon kişi, toplamda 1.5 milyon kişi olduğu söyleniliyormuş. Zafer Şahin'e göre de bakanın masasındaki formül buymuş. Değerli izleyenler, bunu da. Bu üç haberin ortak noktası olarak hem Faruk Erdem'in yazdıklarından hem Zafer Şahin'in söylediklerinden hem TRT haberin e, yayınlamış olduğu haberden anlamış oluyoruz. Yani e, bir kez daha özetleyecek olursak erkeklerde 9000 gün, kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yılı doldurduysa yaşa bakılmadan emekli edilebileceği tabi bunlar iddialar, kulis bilgileri arasında yer alıyor yarın öbür gün karşımıza çok başka bir şey de çıkabilir. Bunu da bilmiyoruz. Tabii bir maliyet hesaplaması yapılacak. Bunlar görüşülecek. Cumhurbaşkanına sunulacak. Tabii Cumhurbaşkanına sunulması artık son aşama. Sonra meclise gelecek falan yani. Bu uzun bir süreç bizi bekliyor ama biz ne bir detay bulabiliyorsak, ne alabiliyorsak sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ee, bazen medyada e, kamuoyu yoklamak için bir şeyler paylaşır kamuoyunun bir tepkisine bakar sonra o çalışmada rota da değiştirebilir bilemiyoruz burada e, çok farklı bir sistem uygulanabilir ama bi, ben yine söylüyorum muhalefetin bakın bu açıklamaları yapanlar iktidara yakın medya e, organları bunu biliyoruz muhalefetten bir şey yok yani bununla alakalı muhalefetin de bu konuyla ilgili mutlaka ama mutlaka bilgi paylaşması gerekiyor çünkü bu şekilde bilgi paylaşıldığı zaman değerli izleyenler sanki bütün mağduriyetler gideriliyormuş gibi algı oluşturulabiliyor ama 1.5 milyonluk kişilik bir kitlenin mağduriyeti gideriliyor. Ee, ama tabii şöyle bir şey olursa 7200 gün 9000 gün prim şartı 20-25 yıl süreci ve peşine de ondan sonraki süreçteki EYT'liler için bir yaş şartı koyulmayacaksa zaten EYT problemi ortadan kalkmış oluyor tamamen. Bundan sonraki aşamada da Abo geliyor. Nedir o? Aylık bağlama oranları diyelim. Bugün aslında haftanın son e, videosunu çekmiş olduk. E, bu detaylar da önemliydi. Bu detayları da sizlere anlatmış, aktarmış oldum. E, pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. Pazartesi hafta başlangıcından itibaren videolarımızı çekmeye başlayacağız. Hafta sonu önemli bir e, konu olursa tabii ki yeni, yine video atacağız. Ama bunların dışında haberleri sizlerle paylaşmaya, anlatmaya, aktarmaya gayret edip... E, <laughs> sürdüreceğiz değerli izleyenler. Bununla ilgili herhangi bir problem, bir sıkıntı yok. Sizden ricamız bu yayını e, lütfen beğenin. Beğenin ki daha çok kişiye ulaşalım. E, eğer kanalımıza abone değilseniz bizlere abone olun. Twitter hesabım, hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Bunun dışında da katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. E, tek destek destekçimizin izleyiciler olduğunu zaten bütün yayınlarımızda söylüyoruz. Bu konuda da bağımsız bir şekilde kimseye bağlı olmadan gönül rahatlığıyla objektif bir şekilde bütün bilgilerle sizlerin karşısına çıkmaya gayret gösteriyoruz. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Hafta başında tekrar görüşürüz. Hepinize iyi ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.